Şimdi şöyle bir dörtlükle açayım kardeşim. Şimdi Kore'den Kıbrıs'ta destan yazdılar. Onlar ki kahraman gazilerimiz. Düşmana derince mezar kazdılar. Bunlar ki kahraman gazilerimiz. Vatan sevdasıyla cepheye koşan, sınır boylarında toprağa düşen, kurşunla vurulup mayınla pişen, bunlar ki kahraman gazilerimiz. Onlar vatanına her zaman nefer. Ya şehit ya gazi, hazır her sefer. Atamla yazıldı tarihe zafer. Bunlar ki kahraman gazilerimiz. Şehitler bizlerin gurur kaynağı. Göğsünde beratı, elde sancağı. İman dolu kalbi, nurlu yanağı. Bunlar ki kahraman gazilerimiz. Dost zahiri der ki duam sizlere. Manevi huzurda gelir bizlere. Hilal ışık vermiş çakmak gözlere. Bunlar ki kahraman gazilerimiz. Tahir Görenli kardeşimize teşekkür ediyorum. Evet, yanımızda kim var? Yanımızda kalbi memleket sevgisiyle atan, yüreği memleket deyince gözlerinden yaşlar dolan bazı insanlar vardır. Bayrağı görünce gözleri dolar. Bayrak sevgisi, vatan sevgisiyle dolu olan insanlar vardır. Şimdi yanımızda kahraman gazimiz Ömer Güren gazimiz var. Hoş geldin, sefalar getirdin Hoş kardeşim. bulduk, teşekkür ederim. Şimdi Sorgun'dan ilk tanıdığım gazilerden, iyi ki de tanımışım. Yani böyle milli manevi dolu, kişilikli böyle bir kardeşimizi tanıdığım için kendisine teşekkür ediyorum. Güzel kardeşim benim. Ben teşekkür ederim başkanım. Öncelikle bu platformu hazırlayıp bizleri hemşehrilerimize buluşturduğunuz için teknik ekibe ve şahsınıza teşekkür ederim. Ben teşekkür Allah razı ederim. olsun. Şimdi Ömer Güran gazimiz kimdir kardeşim? Bir kendini bir tanıt bakayım gazim. Öncelikle 18 Mart Çanakkale Şehitleri Günü'nün de içinde olduğu Şehitler Haftası'na girmiş bulunuyoruz. Ülkemizin bekası için, birliği, geleceği için kara toprağın kara bağrına girmiş bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Allah onlardan 1.000 kere razı olsun. Allah razı olsun. Ben Sorgun ilçesinin Ahmet Fakılı, şimdi kasaba oldu köyümüz, Ahmet Fakılı köyünde 1976 yılında doğdum. İlk öğretimimi köyde okuduktan sonra Sorgun'a taşındık. Orta öğretimden sonra bir süre serbest meslek. 1995 yılında askere gittim. 97 yılında terhis oldum. Şırnak Çakırsoyut Komando Tugayı'nda bitirdim askerliğimi. Geldikten sonra tekrar sınavlara girerek başarılı oldum. Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı Şırnak emrine uzman erbaşı olarak başladım. 2000 yılında da teröristlere döşenmiş, haince, kahpece döşenmiş bir mayına basarak sol ayağımı kaybederek gazi oldum. Devletimiz bizi gazilik unvanıyla onurlandırdı. Geçmiş Şu olsun. anda da bir kamu kurumunda görev yapıyorum. Sorgundayım. Evliyim. 3 tane evladım var. Evet, Allah Allah bağışlasın. razı olsun. Şimdi öyle bir başladı ki Ömer kardeşim, bir çırpıda kendini anlattı bitirdi sanki böyle. Yani hayat böyle böyle ama böyle Evet. gitmiyor. Şimdi siz de benim gibi mayına basarak ayak Evet. kaybedenlerdensiniz. Allah'ım hayırlı ömürler Amin. versin. Sene kaçtaydı asker? Ben 1975'e 3 devre yaptım askerliğimi. Aynı tertip Çakır olmuş. Söğüt Komando Tugayı'nda Şırnak'ta. Operasyon bölüğüydü benim bölüğüm. Belki seyircilerimizden o yıllarda askerlik yapan varsa bilir. Çok zor şartlar altında. Aynı 96, ben de 97, Hakkari'deydim 95. işte. Sen orada uğraşırken ben de Hakkari'deydim. Evet. Aynı devre. Gerçekten çok ağır ve zor şartlar altında bir askerlik yaptım. Ama severek yaptım. Yani hiçbir zaman niye geldim, ne işim var benim burada Evet. demedim. Yani severek yaptım. Yozgatlıyız, kurban oldum. Şimdiki Yozgat'ın insanının hamurunda şöyle bir şey vardır. Şimdi biz askere giderken ellerimiz kınalanır. Aynen. Ben de kınadım. Şimdi köyün meydanında askere giderken toplanılır, dualar edilir, Evet. halaylar çekilir. Ondan sonra eğer büyüklerimiz varsa elini öperiz. Büyüklerimiz yoksa mezardaki babamızın, annemizin, dedemizin, ebemizin mezarına gideriz. Evet. Önce onlarla da helalleşerek gideriz. Niye? Evet.
Bizim Yozgat insanının hamurunda memleket sevgisi var. Vatan sevgisi var. Allah ondan da geri koymasın. Amin. Hı-hı. Gerçekten. Hı-hı. Ben terhis olduktan sonra yani sanki yarım kalmış bir işim var. Yani bitmemiş bir hani yarım kalmış bir sevda var sanki. Evet. Yani içinde bir his sanki beni Şırnak'a geri gitmem gerekiyor. Çağırıyor sanki benim şey. Benim rahmetli bir komutanım vardı askerken. O derdi ki herkesin bir mayını var. Kimse kimsenin mayınına basmaz. Eğer o mayın seninse o sen onu arayıp bulacaksın. Tabii biz o zaman idrak edemezdik onu. Evet. Mayına bastığımda anladım onu. Ben geldim işte sınavlara girdim. Dediğim gibi başarılı olduk. Tekrar Şırnak'a. Şırnak'ı bilirseniz eğer Çakır Söğüt Komando Tugayı bir tarafında Şırnak'ın Jandarma Özel Harekat Grup Komutanlığı'nın da içinde olduğu 23. Jandarma Sınır Tümeni'nde bir tarafında oraya tamam yapıldı. 30 Mayıs 2000 tarihinde benim olayım oldu. Şırnak'ın Balveren diye bir köyü var. O köyün üzerinde Camitepe diye bir yerde biz orada keşif gözetleme görevine gitmiştik. 29 Mayıs'ta ikinci gün benim olayım oldu. Şöyle oldu. Ben sabaha karşı 2-4 nöbeti benimdi. Evet. Bizde asker yok. B temi jandarma özel harekatın tamamen rütbeliden oluşuyor. Evet. Sabaha karşı 2-4 nöbeti benimdi. Saat 4'te nöbetim bitti. Benden sonraki uzman çavuş olan arkadaşım Gaziantep'lidirken onu uyandırdım. Biraz uyku sersemliğiyle mırın kırın etti. Ben o arada gece görüş cihazıyla tekrar dedim bir daha bakayım rahat rahat yatayım yerime. Gece görüş cihazıyla baka baka giderken daha önceden de burada bir mevzi vardı. Daha önce kullanılmış bir mevzi. Etrafı büyük taşlarla çevrili düz bir yer. Evet. Bir gün önceden de oraya bizim büyük uzmanlardan, uzman abilerden iki kişi, üç kişi orada oturdu. Akşama kadar oturacak yani basılmadık yeri kalmadı. Evet. Ben de işte karanlıkta oraya girmişim. Böyle bir patlama oldu. Bir ateş siz daha iyi bilirsiniz. Yani benim bastığım mayın singinin belki onda biri. Topuk koparana mı bastınız? Topuk koparana bastım. Ben antipersonele bastım. Topuk koparana bastım ama bilirsiniz küçücük bir şey. Evet. Bardak altı büyüklüğünde evet, bir evet. Mayın ama beni bir havaya attı. Kalleş bir şey. Attı. Evet. Bir düz bir kaya vardı. Ben onu kayanın üstüne sırtımın üstüne düştüm. Kayanın üzerine. Ben tabii mayın olduğunu anlamadım. Öncelikle roket. Eyvah dedim. Roket aynı, attılar. Aynı, ben de aynı roket yapımı zannettiydim. Bak aynı demek. Kendi kendime de kızıyorum. Ben diyorum burada iki saattir nöbet tutuyorum. Adamlar gelmiş roket atıyorlar. Burada diyorum bir askere bir şey olsa ben bunun vebali ne yaptı? Ama bu anlık yani bu düşüncem. Sonra saat işte 4. Güneş de hafif hafif doğacak. Biraz o ortalıkta hafif aydınlandı. Baktım benim ayağım havada kopmuş. Sallanıyor. Ondan sonra tabii mayına bastığımızı anladık. İlk şoku atlattık. Diğer işte uyuyanlar geldi hepsi de. Sıhhiyemiz vardı Allah razı olsun. Bacağımı boğdu. İşte bir saat kadar helikopter bekledik. Helikopter geldi. Beni Şırnak'ta 30 yataklı bir asker hastane var. Oraya götürdü. Orada ilk ameliyatım oldu. Aynı günün gecesinde Diyarbakır'ın Diyarbakır 7. Kolordu'nun içerisinde bulunan devlet asker hastane var. Oraya götürdüler. 45 gün orada tedavilerim devam etti. Başka ameliyatlarım falan oldu bu arada. Devamında Ankara'ya geçtik artık. Gülhane Askeri Tıp Akademisi. Gülhane bizim zaten askerliğin bitme yeri gibi. Evet. İşte artık yaralar falan kapandıktan sonra protez aşamasına geçtik. Protez. Orada 2000 yılında bir de Bilkent'te Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Bakım Merkezi diye bir Yeni açıldı. Evet. Yeni açılmış. Bilmiyorum gittiniz mi? Yok bana hiç nasip olmadı daha. Gata'ya bağlı. Hı-hı. Aynı zamanda protez de yapılıyor orada. Öyleymiş evet. Evet. Ama ben ilk protezimi Gata'da yaptırdım. 2000 yılının son aylarında. Yani böyle evet. Oldu. Olayımız bu şekilde oldu. Aynen öyle. Geçmiş olsun güzel kardeşim. Geçmiş olsun. Şimdi çok tanıdığımız gazi arkadaşlarımız var. Mesela Gülhane'de yatıyorduk biz. Baba Yağmur köyünden Osman Özeloğlu diye bir arkadaşımız da evet. Yaralanmıştı. Bu Gato'da operasyonu dediğimiz bu Osman Pamukoğlu Paşa'nın olduğu operasyonda. Evet. Şimdi helikopterden atlanırken taranmış. Sağ ayak hissi yok. Hissi yok. Aslan gibi arkadaşımız yani. Kalbi evet. De güzel, kendi de güzel. Şimdi o arkadaşımızla şey yapıyoruz. Adam 1,5 sene gazimiz bağırsakları dışında durmuş. 1,5 sene.
Ondan sonra bir sene, iki sene koltuk değnekleriyle gezenler var. Evet. Şimdi mesela şöyle de bir şey anlatayım. Biraz önce şehit ailemiz vardı. Şimdi de mesela gazimiz var. Evet. Şimdi şehitlikle gazilik arasındaki küçücük bir nüansı anlatayım sana kardeşim. Bak şimdi. Şimdi kendi başımdan geçeni anlatayım. 25 Eylül'de 1995 bende Hakkari 2 yakalarda. Evet. Şimdi karın üstünde mayına bastık biz. Mayına bastım. Akşam 6:20 geçe bastım. Sabah 4'e kadar dağda kaldım. Uyumayın asker ölür diyorlardı. Şimdi eğer ben ölseydim ben şimdi şehittim. Şehittiniz. Şimdi yaşıyorum gazi diyorlar. Zaten bir laf var yani, başkanım. Ölürsen şehit, alamayan... kalırsan gazi düsturunu evet. Direkt canlı yaşayanlardanız. Anladım. Sana da nasip oldu. Askerden önce gitmeden önce derdim ki ya Rabbi peygamberimizle komşu et, bize şehitlik nasip et derdim. Ben çok istiyordum. İnan ki şehit olmayı çok istiyordum yani. İçimden gelerek yani hamasi duygularla evet. Ya Rabbim şehitlik ama olmuyor. Nasip olmazsa olmuyor. Öyle ben aynen öyle. Yani şehitlik mertebesi biliyorsunuz peygamberlikten sonra gelen bir evet, mertebe. Evet, evet. Yani tabiri caizse kıskanılacak bir mertebe. Kesinlikle evet, kesinlikle. Hani evet. Bir laf var. Şehitliği göze alamayan gazi olamaz. Hı hı. Estağfurullah. Şehit olmayı göze alamayan gazi olamaz. Yani kısmet tabii ki böyleymiş. Biz de istedik şehit olmayı, o mertebeye aynen. Ulaşmayı. Kesinlikle. Zaten evet. Bu mesleğe girerken de bunları göze alıp da giriyoruz. Doğru. Gelen mesajlardan birkaç tanesini bir okuyayım bakayım kardeşim. Şimdi Hünkar Orhan Özay. Başarılarınızın devamını dilerim. Tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat içinde. Mevlam baş tacımızsınız her daim demiş. Hünkar Orhan Bey teşekkür ediyorum. Muzaffer Duman Bey, Sayın Ömer Bey, ben de şehit babası olduğum için acısını gayet iyi anlıyorum. Ben de sorgun şehit ailelerinden biriyim. Başkanımız Özdemir Bey ve kurucu üyelerine selam olsun demiş. Aleyküm selam kardeşim. Hamide Gençer kardeşim. Başta abim Ömer Güran olmak üzere tüm gazilerimize minnet borçluyuz. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ediyorum ablacığım. Ömer abimin ablası benim de ablam. Celal Atmaca İzmir'den başarılar başkan İzmir'den selamlar demiş. Teşekkür ediyorum köylüm. Teşekkür ediyorum. Şehit Süleyman Bölükbaşı. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum demiş. Süleyman Bölükbaşı kardeşimize de teşekkür ediyorum. Kelami Akdemir biraz sonra konumuz olacak. Tüm şehitlerimize rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kudret Filiz, ne şehitlerimizin ne de gazilerimizin hakkını ödeyemeyiz demiş. Gazilerimizin de şehitlerimizin de hakkını öderiz inşallah Kudret Bey ödersiniz, niye ödemeyesiniz? Memlekete bayrağa sahip çıkarsanız, vatana sahip çıkarsanız, bölünmez bütünlüğü için uğraşırsanız bize sahip çıkmış olursunuz. Şehide gaziye sahip çıkmak isteyen adam bayrağa sahip çıkıyorsa eğer, vatanın birliğine bütünlüğüne sahip çıkıyorsa şehide de sahip çıkıyor, gaziye de sahip çıkıyor demektir. Yani Şaban İbiş demiş ki Ankara'dan selamlar. Üzeyir Güvercin abim Allah sizlerden razı olsun. Hakkınız ödenmez demiş. Teşekkür ediyorum. Melike Güran kalp işareti vermiş. Evet. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi gazimizle sohbetimiz devam ediyor. Şimdi protez ayaklar şimdi sen de ayak kullanmaya çalışıyorum. Biz de ayak kullanmaya. Dışarıdan bakıyorlar şimdi takım elbiseleri yok. Şimdi ayakları da takınca mı normal vatandaş zannediyorlar bizi. Ne bilsinler yarım yamalak ayakta durmaya çalışan. Yani çok şükür halimize elhamdülillah. Bugünümüze şükür ama durumlar da böyle yani. Durumlar da böyle. Hüseyin Nihal Atsız'ın bir şiiri var. Topal Asker şiiri. Evet, evet. Orada bir cümlesi var. Çok hoşuma gider. Bacağıma bakıp alay etme pek topal diye bir sorsana o topallık bana nereden hediye ediyor? Yani ben de topallığımla mutluyum yani. Tabii canım. 2000 yılından beri ben protez kullanıyorum. İşte ilk zamanlar protezde bu kadar gelişmiş değildi. Hem silahlı kuvvetlerimiz bünyesinde bulunan protez ustaları hem dışarıdakiler. Şu anda gerçekten
Yani çok güzel protezler yapıyorlar. Benim mesela oturduğum binada benim protez kullandığımı bilen belki bir komşum, iki komşum anca vardır. Doğru, doğru. Hani artık vücut olarak da tamamen kabullendik. Zaten manevi... Başka çaremiz de yok. hayat böyle bize. Hayat devam ediyor tabii ki. Protezimizle mutluyuz, memnunuz. Bir de benim bir sloganım var şahsıma ait. 100 tane diyorum protezsiz bacağım, ayağım olacağına bir tane protezim olsun yeter. Çok protezimle barışayım yani, seviyorum. Evet. Şimdi ben de kendime slogan olarak şöyle yaptım. Hayatla dalga geçmeye devam ediyoruz dedim. Aynen. Niye? Şimdi Divanlı köyünden bir tane Musa kardeşimiz var. Ortak evet, arkadaşımız. Musa Altuk. Bizi de izliyor. Şimdi %90 izliyordur şimdi. Şöyle söyleyeyim. Ayağının bir tanesi protez. Ayağı kaybetmiş. Ondan sonra tutmuş. Bir de kansere başlamış. Kanseri de yenmiş. Evet. Kanseri de yenmiş. Şimdi ben de kanseri yendim. Bende de öyle bir şey oluştu. Kanseri de yendim. Hayat böyle nerede ne vuracağı, ne yumruk vuracağı belli olmuyor. Bazen yumruk gibi görünüyor. Belki de manevi olarak diyor ki gözünün önüne bak kulum diyor. Evet. Bir şeylere vesile ediyor. Ne bileyim yani, yani zamanın ne güzel bir makamdayız. Onu söyleyeyim. Çok şükür. Çok şükür güzel bir makamdayız. Şehit olamasak da gazi olduk. Gazilik onuruna, şerefine yakışır şekilde İnşallah. Yaşamak, onu hissetmek ve hissettirmek de güzel İnşallah. Yani. İnşallah elimizden geleni yapıyoruz. Aynen öyle. Şimdi Sorgun'da herhangi bir dernekte falan faaliyetin var mı kardeşim? Durumun nedir? Sorgun'da bizim derneğimiz yoktu 2017 yılına kadar. Hı hı. Bizim Sorgun'da önce şehitlerimizin ve gazilerimizin sayılarını söyleyeyim. 38 tane Sorgun nüfusuna kayıtlı şehidimiz var. Ya, bayağı varmış. 30 tane de bizim Sarıkaya'da var. Az değil. 25 tanesi Sorgun ve köylerinde bulunuyor. Geri kalanlarda Kıbrıs'ta var. Büyük şehirlerdeki şehitliklerimiz de var. İşte Yozgat'taki şehitliğimiz de var. 6 tane Güneydoğu gazimiz var. Daha fazla var aslında ama büyük şehirlere göç etmişler. Şu anda Sorgun ve köylerinde bulunan 6 tane Güneydoğu gazimiz var. 120 tane Kıbrıs gazimiz var. O bayağı varmış Kıbrıs gazilerimiz. Kıbrıs gazilerimizin de işte zamanında Kıbrıs'ta kalanlar olmuş. Yurt dışında yaşayanlar, büyük şehirde yaşayanlar var. Onlar da yaşlandı. Bende de var Kıbrıs gazileri. Allah'ım hayırlı ömürler diliyorum onlara. Saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Çok seviyorum onları. Aynen, aynen. Sadece biraz ilgilenmek, ilgi alaka istiyorlar. Evet. Kıbrıs gazilerimize de buradan selam olsun. İnan ki yaşları da şimdi 70 ve üzeri olmaya başladı. 70'e yaklaştı. Çok duygusallar. Çok duygusallar. İlgi alaka bekliyorlar. Onlarla konuşurken 40 kere düşünüp bir kere konuşmak lazım. Şimdi hal hatır sordun muydu? Onlara büyük iş yapmış oluyoruz. Evet, İlla ki bir şeyler yapmış olmuş oluyoruz. Dernek başkanımız Nail Erol. Nail abime de selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Allah razı olsun. Bir dernek gerekiyordu. Ama kimse elini taşın altına sokmuyor. Evet. Sorunda. Kıbrıs gazilerin, özellikle bizim burada biraz gaziler arasında bir kopukluk var. Bunu sen giderebilirsin güzel. Yani yanımızda belediye başkanımız da başımızda bir yapım etken yok ki, ne yapalım başkanım. Vallahi güzel kardeşim, yok Sarıkaya'da biz bu birliği beraberliği sağladık. Şimdi birilerinin fedakarlık yapması gerekiyor. Biz fedakarlık yaptık. Yalnız bize kamudan ve destek var orada. Vatandaştan evet. Destek var. Destek olmazsa dernekçilik yapılmıyor. Şimdi şöyle başkanım, bizim yılda iki tane törenimiz var. 18 Mart Çanakkale işte Hı-hı. Şehitler Günü töreni, 19 Eylül Gaziler Günü evet, törenimiz evet. var. Yani ben gazileri törene bile getiremiyorum. Hı-hı. Gelmiyorlar, gelmek istemiyorlar. Yani halbuki orada mesela halk öğrenciler var, öğretmenler, müdürler işte vallahi kamuda çalışanlar. Herkes sizin için geliyor diyorum. Ya. Gelmezlerse ben onların yanına varıyorum, zorla getiriyorum. Gelmiyorum diye bir şey yok. Sarıkaya'da öyle bir şey yok. Şimdi bir iki mesaj daha okuyayım. Ben şeyi de bir anlatayım. Buyur başkanım. Buyur kardeşim. Bu Türkiye Gaziler Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı var Ankara'da. Hı-hı. Genel merkezi. Başkanı da Lokman Aylar bizim Yozgat'ta. Lokman Bey evet. Ben oranın temsilciliğini aldım. Öyle 2017 mi? Yılında ha, aldık. Yeni mi aldın? Kurduk. Yoksa, evet. Belediye başkanımız Ahmet Şimşek, önceki belediye başkanımız sağ olsun bize de bir yer verdi. Tabii derledik, topladık. Masa, sandalye ayarladık. Her şeyimiz tamam. Ben dedim benden bu kadar. Ben çalışıyorum. Kamu kurumunda çalışıyorum ben. Ayrıca başka işlerim de var. Hani evet. İlgilenemeyeceğim ben dedim. Onlara devrettim. Şu anda başında Nail abi var.
Yine de elimi çekmedim. Yani gidiyorum, geliyorum, evrak işlerini, bilgisayarla yapılacak işleri falan yapıyorum. Yani elimizi çekmedik yine de. Çekmeyin, kesinlikle çekmeyin. Dernekçilik önemli. Şimdi bir şey söyleyeyim. Biz kendi dertlerimizi kendi aramızda anlatarak çözmezsek dışarıdan bizi bir anlayamazlar kardeş. Öyle, evet. Anlayamazlar. Ben niye seni çağırdım ilk baştan sorgundan? Dedim ki gazimiz Ömer Güran varken başka yerlerden bir konu almaya gerek yok. İlk baştan kendi halimizi, kendi ahvalimizi anlatalım vatandaşa dedim. Şimdi Özbek Muhammed Nuriye diyor, gazilerimiz ve şehitlerimize ne yapsak azdır, onlara minnettarız demiş. Yaşar Erbek, şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize uzun ömürler diliyoruz demiş. Teşekkür ediyorum Yaşar kardeşime. Mesut Baran, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkı ödenmez. Allah razı olsun onlardan. Ömer Güran abim de gaziliği çok iyi taşıyor. Allah razı olsun Mesut Baran kardeşimin de. Selamlar, sevgiler sunuyoruz. Kadir Ergen, hayırlı olsun, iyi ki varsınız, selamlar demiş. Kayseri'den, benim kardeşim o da, canım ciğerim. İşi rast gelsin. Burak Sefer Serin, Ereğli'den selamlar. Gazi Sefer. Gazidir demiş. Kendisi de. Buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kaderdaşımıza selam olsun. Haydar Ersoy, sizlere minnettarız, Allah razı olsun demiş. Kadir Kıymet Bilen'den Allah razı olsun Haydar Bey, teşekkür ediyorum. Şimdi Melike Güran, gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir demiş. Kızım olur. Öyle mi? Vay aslan yeğenim benim. Allah razı olsun Melike, güzel kızım. Benim de Kübra'm var bak, senin de Melike. Hadi bakalım, Allah canlarını sağ etsin. Evet, Ali Ergen Konya'dan abim, hayırlı yayınlar demiş. Ellerinden öpüyorum abim, işin rast gelsin. Hasan Bülbül, bana da şükür Sayın Kazım, ben Hasan Bülbül Kıbrıs gazisi demiş. Hasan Bülbül. Hasan Bülbül kardeşim, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Mesut Arslan Sarıkaya'dan, esnaflarımızdan selam başkanım demiş. Ve aleyküm selam Mesut abim, teşekkür ediyorum. Osman Çetin Taş, Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat, afiyet ve huzur diliyorum, minnettarız demiş. Teşekkür ediyorum. Yusuf Tepe, Konya'dan selamlar, vatan sizlere minnettardır, tüm gazilerimize selamlar olsun. Yusuf, bizden senin nezdinde tüm Konya'daki hemşerilerimize selam ve de saygılarımı sunuyoruz. Allah razı olsun kardeşim. Melika Güran demiş ki, kimi gözlerini, kimi ellerini, kimi ayaklarını ay yıldız için feda eden yürekli cesur kahramanlara minnettarız. Canım babam demiş, kalp göndermiş. Dünyanın en büyük gururu olsa aynen, gerek. Kesinlikle. Allah canlarını sağ etsin. Evlatlar öyle işte. Adamsın Gazi Ömer demiş Hüseyin Varlık. Hüseyin Varlık kendisi kim? De gazidir. Kendisi burada. De gazidir. Tanışalım inşallah Hüseyin Varlık. İnşallah. Böyle yazmayla olmaz i̇nşallah. Hüseyin Varlık. Ömer Başkanım'la beraber tanışalım inşallah. Mustafa Doğan, hayırlı yayınlar, başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Mesut Baran, tüm gazi ve şehitlerimizin hakkı hiçbir zaman ödenmez. Allah onlardan razı olsun. Ömer Güran abim de gaziliğin duruşuyla çok güzel taşıyor demiş. Allah razı olsun. Öcal Bayar, başarılar Yakup Bey demiş. Teşekkür ediyorum Öcal kardeşim benim. Ali Ergen, gazilik ömür boyu taşınacak bir şereftir demiş. Allah razı olsun abim. Hasan Karakuş, selamlar Ankara Gölbaşı'ndan, hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Ve aleyküm selam Hasan kardeşim. Seçkin Pakel, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Uzun Lulu Seçkin Pakel demiş. Seçkin Pakel, teşekkür ediyorum. Gökhan Çelik, kralsınız abi, sizlere ve şehitlerimize minnettarız, selamlar Sorgun'dan demiş. Gökhan kardeşim, Kadir Kıymet Bilen'den Allah razı olsun, minnettarız. Aynen. Allah razı olsun. Ömer Erbek, hayırlı yayınlar dilerim. Tüm gazi kardeşlerimize selamlar Can kardeşim. Ömer Güran candır, Sorgun'umuzun gururu. Bizim de gururumuz, Sorgun'un değil Türkiye'nin gururu. Allah aynen, işini gücünü rast getirsin. Şimdi Ömer Güran gibi bir değeri tanımaktan, tanıtmaktan, tanışmaktan son derece bahtiyarım. Ben niçin? Ömer Güran'ı gördün müydü? Bayrağı görüyorum. Allah razı olsun. Ömer Güran'ı gördün müydü? Memlekete adanmış hayatları görüyorsun. Yani duruşu, adamlığı görüyoruz. Allah işini gücünü rast getirsin. Gurur musunuz sizler bizim? Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Yozgat TV bizlere böyle bir fırsat verdi. Biz de şehit ailelerimizle, gazilerimizle vatan, bayrak konulu içeriği öyle olan
memleket sevgisi olan bir program yapalım dediğimizde aklımıza ilk gelen insanlardan birisiniz. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Allah razı olsun başkanım. Sağ olasın. Yani çok iyi düşünmüşsünüz gerçekten. Herhalde her hafta haftalık bir yayın yapacağız. Evet inşallah. Bir şehit ailesi. Vallahi bir şehit ailesi, bir gazi almaya çalışacağız programa. İnşallah. Burada da ben o konuda yardımcı olurum size, şehit aileniz çok. Şimdi eğer olursa şey yaparız, yoksa bir şey söyleyeyim. Arada bir beraber yaparız, haberin olsun. İnşallah. Çünkü bakıyoruz Ömer Güran deyince Yozgat TV'den seyreden kıymetli dostlar bak ne yazmış, bak şimdi diyor ki Özben Muhammed Nuriye, ilçe özel idare olarak gazilerimize ve şehitlerimize minnettarız. İbrahim Özben yazmış. Çalıştığım kurum iş arkadaşım burada. Allah razı olsun. Bak, demek ki gazimize değer veriyor ki, bak burada da yazıp minnet duygularını anlatıyor. İbrahim Özben, teşekkür ediyorum kıymetli kardeşim. Necip Güran, biricik oğlum Ömer başta olmak üzere tüm gazilerimize sağlık sıhhatler dilerim demiş. Babam değil mi? Ellerinden öpüyorum. Saygılar sunuyorum. Ali Osman Koç'a teşekkür ediyorum. Nevzat Kocatepe'ye sizleri sevmeyen ölsün demiş. Ölmesin, dünya büyük, yaşasın, kurban oldum. Yaşasın dünya büyük, yaşasın. Evet, Hünkar Osman Özay hoş geldin yiğidim demiş. Harun İpek, Ömer kardeşim selamlar. Selahattin Arslan, emekli öğretmen abimiz çok kıymetlidir. Ben onu çok severim. Siz olmasaydınız biz olmazdık demiş. Antalya'dan selamlar. Selahattin hocam, size de teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir. Sizin diriniz kalleş, ölünüz leştir. Allah rahmet eylesin şehitlerimizin, gazilerimize çok selamlar. Ömer Güran Bey'e ayrıca selamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Hocam, Almanya'dan selamlar, hayırlı yayınlar demiş. Mücevher Erdemir Alparslan, teşekkür ediyorum. Hüseyin Yozgatlı, hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, bundan sonra bir konuğum daha olacak. Yozgat, şöyle söyleyeyim size. Sarıkaya Şair Yazarlar Müzisyenler Derneği Başkanımız olacak. Şimdi bir tane şiirle burayı bir noktalayalım inşallah. Demek istediğin de, kardeşim şunu deseydim olurdu diyebileceğin, aklından geçen, şundan bahsedelim dediğin bir şey var mı kardeşim? Ben buradan başkanım gençlerimize bir şey söylemek istiyorum. Tabii gençler, zaten onların için mücadele ediyoruz. Evet. Benim şimdi yayını paylaşırken dedim ki, şimdi okullarda biz konferans veriyoruz. Konferans verdiğimizde liselerde özellikle dedim ki aman ha gençler, biz sizin için mücadele ediyoruz. Niçin bizim için mücadele ediyorsunuz? Gençlik olmazsa biz olmayız. Gençlerdeki vatan sevgisi, bayrak sevgisi bir bambaşka. Vay efendim, gençlik gidiyor, gençlik şöyle oluyor. Öyle bir şey yok kardeşim. Aslan gibi gençlerimiz yetişiyor pırıl pırıl. Vatanına, milletine bağlı. Aynen. Yani dolayısıyla gençlerimize güveneceğiz. Başka çaremiz yok. Yani gençler bizim her gençlerimiz şeyimiz. Gençlerimiz, gerçekten ben gençlerimizi çok seviyorum. Gençlerimiz dediğiniz gibi yani, yani zehir gibi kafaları var. Aynen. Terli, terbiyeli. Yani buradan şunu demek istiyorum. Yani biz Türk milleti olarak işgal ve esarete alışık olmayan bir milletiz yani. Evet. Tarih boyunca da böyle olmuş. Sultan Alparslan 1071 yılında bu toprakları Türklere açınca şöyle diyor. Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacak. Tamam, Allah razı olsun benimki. Ebediyen bizim olacağına da inanıyorum ama bizi rahat bırakmıyorlar bu topraklarda. Kalleşler her zaman olacak. İşte aynen. Yani şimdiye kadar oldu. Bundan sonra da olacak. Olacak. Burada da gençlerimize çok iş düşüyor. Şu anda biliyorsunuz İHA'larımız, SİHA'larımız Güneydoğu'da kök söktürüyor. Kesinlikle. Mağaradan kafalarını çıkaramıyorlar. Allah razı olsun. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah envanterinde bulunan silahların büyük bölümü Türk mühendislerimiz elinden çıkan silahlar. Gururla izliyoruz. Yani gençlerimiz durmayacak. Çok çalışacaklar. Çok çalışıyorlarsa daha çok çalışacaklar. Aynen öyle. Yani o mühendislerimizin Selçuk Bayraktar, Allah bin kere razı olsun. Allah bin kere yani razı bizim ilçemizden, ilimizden de bir Selçuk Bayraktar çıkamıyor. Şu anda Türkiye'mizin gururu Selçuk Bayraktar. Aynen. Allah işini gücünü rast getirsin. Yani gençlerimizin, o mühendislerimizin izinden devam edip daha geliştirmesi lazım. Yani bir laf var bizim Anadolu'da kullanılan, muhalete muhtaç olmak. Aynen. İsrail'e, Yahudi'ye muhtaç olmak. Bizi muhalete muhtaç etmeyecekler. Evet. Yani evet, adamdan evet. Biz silah alıyoruz,
Diyor ki silahı satarım ama kullanamazsın. Veya evet. Uçak alıyoruz. Uçağı size veririm ama benim dediğim yerde yere uçuracaksın. E çok şükür bunların birçoğunu atlattık biz. Çok şükür, geçtik çok. Bugün bir uzman çavuşla bu programa gelmeden önce dükkana geldi. Evet. Orada görüştük. Dediği şey şu, kendisi Şırnak'ta görev yapıyor. Evet. İHA'ların üretim yerinde görev yapıyormuş. Elazığ'da, Elazığ'la bağlantılı gidip geliyorum diyor Şırnak'a diyor. Abi İHA'lar, SİHA'lar başlayalı. Allah'a çok şükür diyor. Öyle çatışmada şehit vermiyoruz diyor. Çıkaramıyorlar. Kafalarını çıkaramıyor. Nokta atışı yapıyorlar. Kafayı çıkarttı mı gidiyor diyor. 4000-5000 Allah'a çok şükür. Çok şükür. Yani Türk devleti güçlü olursa biz güçlü oluruz. Öyle. Türk devleti. Devletimiz güçlü olacak. Bir de şöyle başkanım. Bizim gidebileceğimiz ikinci bir ülke yok. Türk'ün. Bize kimse kabul etmez. Çünkü yani Türk milletindeki vicdan ve merhamet başka bir millette yok. Bizim gidebileceğimiz yer en fazla bu toprağın altı. Ya toprağın üstünde huzurla yaşayacağız ya da toprağın altında onurla yatacağız. Başka yolu yok. Burada da gençlerimize çok iş düşüyor. Buradan da hepsine selamlarımı sevgilerimi. Şimdi şimdi burayı şununla tamamlayayım. Burası Türkiye, biz de Türk'üz, Türk diyor. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Bu toprakta doğduk, burada büyüdük. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. 1071 Malazgirt'ten bir gedik. Açıp girdik, bu yurda, bu toprağa yurt dedik. Bedel ise bedelini ödedik. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Türkiye'ye neden Türkiye denmiş? Bu isim bu yurda gökten mi inmiş? Demek ki apaçık bedel ödenmiş. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Bedeli sayısız şehit olmuş can. Bedeli bayrağı al eyleyen kan. Ne isterse verdik bizden bu vatan. Unutamam, unutamam, unutmam. Laz da benim, Çerkez de ben, Kürt de ben. Bunlar ağza, bunlar el kol, Türk beden. Ağzı olan konuşmasın bilmeden. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Mülayim olup da Türk'teki huyu, kuyu kazmasınlar ardından kuyu. Kabartmasın Türk'ün ayranı suyu. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Kimse şaşırtmasın, kimse şaşmasın. Bağrımda barınan yılanlaşmasın. Türkiye'ye, Türkiye'de Türk'ün sabrı taşmasın. Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Bırakın yılanı en küçük böcek, bu toprakta yaşıyorsa bilecek. Türkiye Türklerin yurdu diyecek, bu memleket bizim, bu vatan bizim. Ey Arif, bazısı demiyor ama, der kardeş dert etme, hiç düşme dara. Seve seve dedirtiriz adama, bu vatan bizim, bu bayrak bizim. Ozan Arif'in deyişleriyle buradan da Ozan Arif'i rahmetle Allah rahmet anıyorum. Eylesin Ozan Arif'imize de. Allah'ım topraklar incitmesin. Ömer Güran kardeşim bize konuk oldun. Birazdan da Kelami Akdemir başkanımı şey yapacağız. Bizi onur ettin güzel kardeşim. Allah razı olsun. Asıl ben onur duydum, onurlandım. Davet etmekle beni onurlandırdınız. Allah razı olsun. Buradan ekranı başında bizleri izleyen gerek il Yozgat'tan, il dışından, yurt dışından bizleri izleyen tüm hemşehrilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar, sevgiler gönderiyorum. Allah tekrar. Razı olsun. Evet. Allah razı olsun hepinizden. Sağ olasın. Değerli arkadaşlar, kıymetli dostlar, Yozgat TV'de biraz sonra Kelami Akdemir Başkanımın programıyla kültür, sanat üzerine bir söyleşi yapacağız. Gazimiz Ömer Güran'a ve Adem Ülkü Başkanıma konuk aldığımız yayınımız burada sona eriyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar efendim.